Osmanlı İmparatorluğu Karlofça Antlaşması'nın ardından toprak kaybına başlamış ve bu toprakları geri kazanma politikası güdüyordu. Fakat bu izlediği politika çok başarılı olduğu söylenemez. Bu politika yeni savaşları, yeni savaşlar yeni masrafları, yeni masraflar halkın sırtına yeni vergi yükü derken hem ekonomik gücünü hem askeri gücünü hem de prestijini kaybetmesine sebep oluyordu. Avrupa'nın 16. yüzyılda Rönesans ve Reform hareketleriyle yukarıya doğru basamakları tırmanıyordu. Coğrafi keşifler falan derken Osmanlı ancak 18. yüzyılda ıslahat çalışmalarına başlayabildi. Lale devrinde başlayan ıslahat çalışmaları duraksamaya uğrasa da 19. yüzyılda da devam edecekti ama 2. Mahmud'a kadarki padişahlar sadece askeri alanlı ıslahatlar yapacaktı. Sultan 2. Mahmud'u diğerlerinden ayıran özellik 2. Mahmud sadece askeri alanlı değil diğer alanlarda da ıslahatlar faaliyete geçirecekti. Hatta halk onu kıyafet reformu yüzünden gavur padişah diye anacaktı. Ardından Sultan Abdülmecid tanzimat fermanını ilan edecek fakat yeterli olmayacak. Çünkü o zamanki aydınlar ve muhalif kesim ancak meşruti bir idareyle sorunların çözüleceğine inanıyordu. Padişah Abdülaziz ne kadar dirense de daha sonrasında genç Osmanlılar Mithat Paşa önderliğinde Sultan Abdülaziz'i öldürerek tahttan indirdi. Bazı kaynaklar da Sultan Abdülaziz'in intihar ettiği de yazar. Mithat Paşa ilk Türk anayasası olan Kanuni Esasiyi hazırladı. Sultan Abdülaziz'den sonra 5. Murat tahta çıksa da akli dengesi bozulduğundan yerine tartışmalı bir isim olan 2. Abdülhamit tahta geçti ve meşrutiyeti ilan etti fakat padişah gene olağanüstü yetkilere sahipti. Misal meclisi istediği zaman tatil edebilirdi. Fakat saltanatının ilk yıllarında yönetime fazla karışmadı. Videomuzun konusu Talat Paşa bu dönemde dünyaya gözünü açtı. 2. Abdülhamit fazla devlet işlerine karışmadı dedik. Fakat kabinenin yaptığı hatalar ve ağır kayıplar yüzünden padişah yetkisini kullanarak meclisi Attağ'a yolladı. Ve 2. Abdülhamit'in istibdat yönetimi başladı. Şimdi buraya kadarki kısım tamamsa videonun ana karakteri Talat Paşa'ya dönelim. Talat 1874 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Bazı kaynaklarda 1876'da da doğduğu yazar. Talat orta halli bir ailede doğmuştu. Ne soyluydu ne de zengin bir aileydi. Talat Bey daha 3 yaşındayken 93 Harbi ve Edirne'nin işgali yüzünden ailecek İstanbul'a zorunlu göç ettiler. Bir sene kadar İstanbul'da kalan aile daha sonra Edirne'ye geri döndü. Bir yıl sivil okulda eğitim gören Talat daha sonra Edirne askeri rüşveti eğitimini sürdürecekti. Fakat askeri idadiyi okumadı veya okuyamadı. Bazı kaynaklarda bunun sebebinin babasının erken vefatı ve maddi problemler olduğu söylese de bazı kaynaklarda askeri rüşveti'nin son senesinde bir öğretmeni dövdüğü ve diplomasını alamadığını, daha sonraları araya tanıdıklarının girmesi üzerine diplomayı geç alması nedeniyle askeri idadiyi okuyamadığı geçer. Bahsettiğim gibi babasının erken vefatı üzerine Talat iş aramaya çıkmıştı. İş konusunda akla gelen ilk devlet memuru olmaktı. Talat da bunu biliyordu. Edirne'de posta ve telgraf idaresinde stajyer memur olarak göreve başladı. Kariyerinde basamakları emin adımlarla çıkan Talat daha sonra Edirne posta ve telgraf deposu mukayyidi oldu. Talat küçük işi sayesinde kendisine güzel bir çevre oluşturmayı başardı. Yeni arkadaşlıklar ve yeni ilişkiler. Talat Bey bu sırada Aliyen İsrailite adlı Musevi okulunda Türkçe dersleri vermeye başladı. Tabii bu sırada aynı okulda Fransızca eğitim alıyordu. Ne kadar eğitim hayatını bırakmak zorunda kaldıysa da aklıyla bazı mekteplere taş çıkartırdı. Talat bu şekilde yaşamını devam ediyordu. Lakin Talat Bey'in yaşadığı bu dönem pek de mükemmel bir dönem değildi. En azından Osmanlı Devleti ve halkı için. Osmanlı İmparatorluğu'nda azınlıkların hayat standardı yüksekken Türklerin yaşam standardı azınlıklara oranla çok düşüktü. Misal Türkler çiftçilik, askerlik, hamallık ve benzeri işlerle uğraşırken azınlıklar paranın içinden geçiyordu. Aynı şu anki Türkiye gibi. Türk halkı asgari ücretle ay sonunu getirmeye çalışırken mülteciler, turistler ve gurbetçiler ülkede dilediği gibi geziyor, tozuyor, güzel de tatil yapıyor. Hakikaten tarih tekerrürden ibaret. Neyse konudan fazla sapmayalım. O dönem ilk İttihat ve Terakki Cemiyeti açığa çıkmış ve çoğu üye yurt dışına çıkmıştı. Sultan Abdülhamit istibdat rejimine kaymış, kuş uçutmuyordu. Talat Bey Jön Türklerle tanışması eniştesi İsmail Yörük sayesinde oldu. Eniştesi ilk İttihat ve Terakki'nin bir üyesiydi. Talat bu sayede Abdülhamid'e muhalif bir kesimin olduğunu anlamış ve tıbbi öğrencilerin oluşturduğu bu cemiyetten etkilenmişti. Daha sonraları Talat ve arkadaşları aralarında ufak bir topluluk oluşturdu ve Edirne'de kendi aralarında toplantılara başladılar. Ya agalarla muhabbet keyfi gibisinden. Her toplandıklarında gündelik siyaset, ülkenin geleceği ve rejim hakkında konuşurlar. Osmanlı'nın şu anki durumunun nasıl düzeleceğini tartışırlardı. Toplantılar bazen Faik Kaltakkıran Bey'in evinde bazen de Talat Bey'in evinin bir odasında gerçekleşirdi. Talat ve arkadaşlarının düşüncesi sorunlar meşrutiyet ve rafa kalkan anayasanın tekrar yürürlüğe girmesiyle hallolabilirdi. Tabii bu küçük grup zamanla genişledi ve askerleri de bünyesinde barındırmaya başladı. Fakat durumun aleyhlerine geliştiğinden haberleri yoktu.
Yine sıradan bir toplantı anında, yine agalarla bir muhabbet anında kendi üyelerinden Mülazım Sait Efendi tarafından jurnallendiler. O dönemin meşhur akımı jurnalcilik diye. Sultan Abdülhamit aleyhine her türlü laf, mektup, belge ve benzeri ögeler padişaha jurnal edilir ve karşılığında verdiği istihbarat için para verilirdi. Bu jurnal ağı o kadar genişti ki jurnalcilerin neredeyse giremediği yer yoktu. En ufak muhaliflik anında direkt bilgi padişaha giderdi. Para karşılığında olduğundan doğru bilgi yanında yanlış bilgiler de gelir. Fakat padişah kurulan ağa zarar gelmemesi için jurnallenen ekip 3 yıllık hapse mahkum edildi. Hapis zamanında Talat fikirlerini yaymaktan geri durmuyor, çalışmalara devam ediyordu. 1 veya 2 senenin ardından Sultan Abdülhamit tarafından affedildiler. Fakat Edirne'de yaşamaları yasaklandı ve dört bir yana dağıldılar. Bu durumda Talat'ın sıradaki durağı Selanik vilayeti. Ufak topluluk dağıldığından Talat bir süre siyasetten uzak kaldı. Fakat hapse girmesi fikirlerini bastırmamış, aleyhine daha da kamçılamıştı. Talat tanıdıkları aracılığıyla Selanik'te seyyar postacılığa başladı. Postacılığı sayesinde yurt dışından gelen muhalif gazeteler, mektuplar, belgeler tehlike arz etmeden Talat Bey sayesinde rahatça ulaşıyordu. Bu sayede bir iletişim ağı kurulmuş oldu. 1903 senesine kadarki kısım sessiz geçmişti. Muhalif bir hareket görünmüyordu. Ta ki 1903 senesinde Makedonya'daki ilinden ayaklanmasına kadar. Bu ayaklanma aslında muhaliflerin tekrar alevlenmesi için bir kıvılcımdı. Bu ayaklanmanın ardından faaliyetler yeniden başlayacaktı. Talat Bey'in ve arkadaşlarının ilk İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yurt dışındaki üyelerle irtibatı daha da arttı. 1905 yılında bu irtibat peak noktasına ulaştı. Aynı senede Mustafa Kemal Bey ise Şam'da kurmuş olduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti için uğraşıyordu. 1906 yılında Talat ve 10 arkadaşı Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ni oluşturdu. Daha sonraları Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ve İttihat Terakki Birleşme için anlaşmaya adım attılar. Yurt dışından birleşmeyi resmileştirmek için Doktor Nazım Selanik'e gönderildi. İlk temaslar ardından Paris merkezli İttihat ve Terakki ile Osmanlı Hürriyet Cemiyeti resmen birleşti. Ardından cemiyetin ikinci merkezi Manastır Şubesini Enver Bey ve Kazım Karabekir kurdu. Kazım Karabekir'in İttihat ve Terakki kitabında anlattığına göre Manastır Şubesi diğer şubelere göre daha profesyonel ve daha koordine kurulmuş, gayri resmi birinci merkezi olmuştu. Fakat bir problem vardı. Gizli toplantı yapmak imkansızdı. Yaptığın en ufak harekette bile hop jurnallendin. Zaten ilk İttihat ve Terakki ve Talat Bey'in ekibi bu sebeple yakalandı. O dönem gizli toplantı yapabilmek için birçok yol denediler fakat başarılı olamadı. Ve gizli toplantı yapabilmek için tek bir yol vardı. Mason locaları. O dönemde jurnalcilerin sadece Mason localarına giremediği bilinir. Cemiyet gizli toplantılar için localara üye olmuştu. Fakat üye olanların çoğunun Masonluk hakkında bilgisi dahi yok. Bu da iddiatçılar Masondur lafının cevabı olsun. Cemiyet kar topu etkisiyle hızla büyüyordu. O sırada Mustafa Kemal kendi cemiyetinin Selanik şubesini kuruyordu. Ardından Şam'a dönmek zorunda kaldı. Ve Selanik'e tekrar döndüğünde arkadaşları İttihat ve Terakki'ye katılmış, o da arkadaşlarının ısrarıyla cemiyete katılacaktı. Bir müddet sonra cemiyet ihtilal için hazırdı. Enver Bey ve Resne'nin Niyazi dağa çıktı ve 1908 senesinde II. Abdülhamit mecburen meşrutiyeti tekrar ilan etti. Cemiyet amacına ulaştı ve meşrutiyetin iadesi gerçekleşti. Anayasa yürürlüğe girdi. Talat Bey 1908 seçimlerine Edirne mebusu olarak katıldı. Ardından 1909 senesindeki kabinede Dahiliye Nazırı oldu. Aynı senede Mustafa Kemal İttihat ve Terakki'nin Trablus delegesidir. Bazı tarihçilere göre meşrutiyetin iadesinden sonraki 8 veya 9 ayda yaşanan hürriyet ortamının bir daha yaşanmadığı geçer. Fakat bu fazla hürriyet ters tepecektir. 1909 senesinde düzeni bozulan bazı kişiler, özellikle medrese öğrencileri, "Şeriat isteriz" diyerek ayaklanmaya başladılar. Buna alaylı komutanlar da katılınca olay kartopu etkisiyle büyüdü. İsyanın en büyük vakası Asar-ı Tevfik Zırhlısı Kaputağanı Ali Kabulü Bey'in katlidir. Nedeni ise meşrutiyete karşı herhangi bir vukuat anında Yıldız Sarayı'nın bombalanması emri verilmiş olmasıdır. Doğruluğu tartışılır. Bu olayın bastırılması için Mahmut Şevket Paşa önderliğinde Enver Paşa'nın, Atatürk'ün ve İsmet Paşa'nın da bulunduğu harekat ordusu kurulur. Ardından isyan bastırılır ve 2. Abdülhamit tahttan indirilir. Yerine ise Mehmet Reşat tahta çıkacaktır. Sene 1911. O tarafta ne oluyor? Sanırım İtalya savaşa hazırlanıyor. Olsun. Bu Osmanlı'yı ne ilgilendirir? Sınırı bile yok. O yüzden rahatız. Fakat İtalya Osmanlı'ya ultimatom gönderir. Mesajı olan Osmanlı... Ne oluyor lan? Ha? Anasını satayım. Bir oyun oynayacağız. Osmanlı İtalya'nın ultimatomunu dikkate almaz ve ardından İtalya savaş ilan eder.
ve Trabluskarp Savaşı başlar. Fakat ne kadar direnilse de Balkan Savaşı'nın patlamasıyla mecburi barış yapılır ve orada bulunan başta Mustafa Kemal, Enver Bey ve diğer gönüllü subaylar mecburen dönmek zorunda kalır. Yine görev yerleri Balkan Harbi'dir. Balkan Harbi'nde Osmanlı adeta dayak yer ve 40 gün kadar kısa bir sürede Balkanlardan çekilmek zorunda kalır. Bu dönemde iddiatçılar iktidarda mutlak söz sahibi değildir. Daha çok dışarıdan tehdit unsuru olmayı tercih etmiştir. Balkan Savaşı sonucu Osmanlı yenilgiye uğrar ve barış görüşmeleri gerçekleşir. Kamil Paşa hükümetinin sadece Balkan topraklarından çekilmeyi değil, Edirne'nin de Bulgarlara verileceği söylentisi yayılır. Edirne, Osmanlı'nın ikinci başkenti ve batıya açılan bir kapısı olarak kabul edilir. İddiatçıların bu söylentiye pek de sessiz kaldığı söylenemez. Bu söylentiler halkı da sinirlendirmiştir. Talat Paşa ve Enver Paşa'nın aklında bir baskın vardır. Baskın için her şey hazır gibiydi. Ya da en azından Enver Bey'e böyle söylenmişti. Enver Paşa askerlerin de bu baskına dahil olacağını zanneder ve beyaz atına atlayarak Bağvali'nin önüne gelir. Fakat Bağvali'nin önünde askeri birlikler beklerken sadece Ömer Naci vardır ve Ömer Naci de halka konuşma yapar. Kısa bir süre sonra bir grup kalabalığı toplamayı başarmıştır. Enver ve Talat Bey'in başında bulunduğu baskın başlar. Bağvali'ye daldılar ve çatışma çıktı. 6 kişi öldürüldü. Silah seslerini duyan Nazım Paşa odasından çıktı. Enver Paşa ve diğerlerine "Ulan pezemekler! Bana böyle mi söz verdiniz?" diyerek bağırırken Yakup Cemil sesi çok çıkan Nazım Paşa'yı vurdu. Ardından sadrazamın yanına çıkarak istifası istendi. Kamil Paşa çaresiz istifa dilekçesini yazdı ve Enver Paşa'ya verdi. Enver Paşa dilekçeyi padişaha iletti. Yeni kabinede sadrazam iddiatçıların isteğiyle Mahmut Şevket Paşa oldu. Ya da bir nevi artık iktidarda İttihat ve Terakki vardı. Bağbali basılmış, hükümet istifa etmiş ve yeni kabine kurulmuş. Bu arada Balkan ülkeleri kendi aralarında anlaşamadılar ve 2. Balkan Savaşı patlak verdi. Osmanlı İmparatorluğu fırsattan istifade 2. Balkan Savaşı'na katıldı ve Enver Paşa öncülüğünde Edirne geri alındı. Ardından barış antlaşması ile Edirne tescilli olarak Osmanlı'nındı. O sırada dünya tansiyonu tavan yaptı. Sadece ufak bir kıvılcım koca bir dünya savaşına yeterdi. Osmanlı içindeki iddiatçılar bu dünya savaşının farkındaydı ve müttefik arayışına girdiler. Öncelikle İngiliz ve Fransızlara müracaat ettiler. Fakat İngilizler ve Fransızlar Osmanlı'yı yanlarında istemediler. İkincisi Bulgar'la bir müttefiklik kurulmak istense de bu da gerçekleşmedi. Son seçenek Alman İmparatorluğu'ydu. Almanlar ilk başta mırın kırın etse de daha sonra kabul ederek gizli bir müttefiklik imzalandı. Almanlar Osmanlı ordusunu modernize için yeni generaller, yeni görevliler gönderdi. Aslında en az 5 sene verilse ordu Almanlar sayesinde adam edilebilirdi. Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın maalesef bu kadar vakti yoktu. Demin demiştim, koca bir dünya savaşı için sadece küçük bir kıvılcım yeterdi. O küçük kıvılcım Avusturya-Macaristan veliahtı Ferdinand'ın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi olacaktı. Avusturya-Macaristan bunun sorumlusunun Sırp devleti olduğunu bildiğinden ağır şartlar içeren bir istek yolladı. Red cevabı alınca da Sırp devletine savaş ilan etti. İşte 1. Dünya Savaşı da böyle başlamış oldu. 1915 yılı Talat Paşa'nın en çok tartışıldığı konunun yaşandığı Ermeni teçhizi olayı. Talat Paşa en çok bu olayla anılır. Sözde soykırımın mimarı kabul edilir ve katil laftası yapıştırılır. Fakat bunlar tamamen kolpadan ibaret. Ermeni teçhir olayı ileriki videolarda konu olur. 1. Dünya Savaşı sırasında sadrazam olan Said Halim Paşa 1917 yılında sağlık problemleri yüzünden gibi görünürken aslında fikir ayrılıklarından dolayı istifa etmek durumunda kaldı. Yeni sadrazam ana karakterimiz Talat Paşa oldu. Talat Paşa'nın bir yıllık sadrazamlık görevinde zayıflayan Alman-Osmanlı ilişkileri Talat Paşa'nın ilk Berlin ziyareti sonrası tekrar kuvvetlendi. Daha önce farklı bir heyetin gitmesine rağmen bir değişiklik olmamıştı. Talat Paşa'nın bir kere Berlin ziyareti daha etkili oldu. Talat Bey Osmanlı'nın artık en güçlü adamıydı. Talat Paşa'nın sadaretinin ilk günlerindeki büyük problemlerden biri iaşe sıkıntısıydı. İaşe problemi şehirlerin yiyecek, içecek gibi temel gıda temininin problemiydi. Savaştan istifade edilen istifçiler, kara borsacılar, stokçular gıda malzemelerini kara borsa yaparak ederinin daha fazlasından satıyor ve bu durum İttihat Terakki'ye zarar veriyordu. Talat Paşa bu borsa çözümü için kanun çıkardıysa da kara borsanın önüne geçemeyince iaşe nezareti kuruldu. Almanların savaşın son döneminde elinde pek fazla gücü kalmadığından ard arda yenilgiler başladı. Her cephede savaş kaybediliyordu. Bu olumsuzluklar içerisinde Talat Paşa, İtilaf devletleriyle müttefiklerin yapacakları anlaşmalarda Türk tarafının en iyi sonucu alabilmesi ümidiyle 1918 Eylül ayı başında son defa Berlin'e gitti. Müttefiklerin birlikte hareket edecekleri düşüncesiyle gelen Talat, herkesin kendi başının derdine düştüğünü ve bağımsız olarak barış girişimlerinde bulunduğunu görünce Makedonya cephesinin de düşmesi üzerine Bulgaristan yolunun kapanma tehlikesi olduğundan 29 Eylül günü hemen İstanbul'a döndü. Savaş bitmiş, İttifak devletleri
Türkleri savaşı kaybetmişti. Artık buradan dönüş olmayacağı ümidiyle Talat Paşa son İttihat ve Terakki Kongresi'nde İttihat ve Terakki'yi feshetmiş, biz artık tarihi intikal ettik konuşmasını yaparak sadrazamlıktan istifa etmiştir. İttihatçıların 3 paşası Enver, Talat ve Cemal Paşa, Merkezi Umumi üyelerinden Doktor Nazım, Bahattin Şakir gibi toplamda 7 veya 8 iddiatçı savaş suçlusu ilan edilip haklarını idam kararı çıktı. Artık onların İstanbul'da kalması ölümle sonuçlanabilirdi. Talat Paşa ve diğer iddiatçıların bir gece vatana dönme umuduyla bir Alman torpidosuna binerek vatanı terk ettiler. 2 Kasım'da Kırım'a varan iddiatçılar aralarında ne yapacağını tartıştılar. Enver Paşa'nın başka planları vardı. Başka bir videoda. İddiatçılar Berlin'e yerleştiler. Artık hayatları Berlin'e devam edecekti. Talat Paşa geniş, sade bir eve taşındı ve Berlin'de sade bir hayat yaşayacaktı. Ya da en azından beklenen buydu. Talat Paşa, Almanya'da Berlin'de yaşadığı vakit büyük geçim sıkıntısı yaşıyordu. Eşi Hayriye Hanım ellerindeki yüzüğü sattığını, Talat Paşa'ya verilen hatıraları, nişanları bile satmak zorunda kalmışlardı. Berlin'de ne kadar sessiz gibi gözükse de aslında Talat Paşa boş durmuyordu. O sırada Anadolu, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir bağımsızlık mücadelesine girişti. Talat Paşa, Mustafa Kemal'le mektuplaşarak Anadolu'daki mücadele hakkında bilgi ediniyor ve mücadelenin yurt dışı ayağını yürütüyordu. Talat, Atatürk'e Berlin'de olup bitenleri ve duyduğu ne var ne yoksa hepsini rapor ediyor, tavsiyeler veriyor, fikir sunuyordu. Mustafa Kemal ise Anadolu'daki durumu, icraatlerini, planlarını ve planın hangi yönde gideceğini anlatıyordu. Hüseyin Cahit Yalçın'ın kitabında anlattığına göre Talat Paşa ile Hüseyin Cahit Bey'in birbiriyle mektuplaştığı bir sırada Talat Paşa ona Mustafa Kemal ile mektuplaştığını şöyle anlatır. Ben burada Sarı Paşa ile haberleşiyorum. Berlin'de olup bitenleri, kulağıma çalınan bilgileri ona aktarıyorum. Sarı Paşa'nın bana verdiği cevaplardan anlıyorum ki verdiğim malumatlardan kendisi de pek de memnundur şeklinde geçer. O sırada Ermeniler bir intikam için Nemesis adını verdiği operasyonu planladılar. Sözde soykırım için intikam alacaklardı ve birçok iddiatçının infazını kararlaştırdılar. Bunlardan biri de Talat Paşa'ydı. Solomon Tehlirian adlı şahıs Talat Paşa'yı gözlüyor ve takip ediyordu. Bir gün Talat Paşa günlük aktivitelerinden sonra evine dönerken onu takip eden Tehlirian Talat Paşa'ya suikast düzenledi ve Talat Paşa'yı öldürdü. Talat Paşa'nın öldüğünde cebinden sadece 10 mark çıkmıştı. Osmanlı'nın sadrazamı Talat'tı o. Hatta Talat Paşa'nın cesedini ayakkabısının altındaki delikten tanımışlardı. Talat Paşa ahirete göçtü. Beni bir gün sokakta vuracaklar. Alnımdan kan akarak yere serileceğim. Bana yatakta ölmek nasip olmayacak. Ziyanı yok. Varsın, vursunlar. Vatan benim ölümümle bir şey kaybedecek değildir. Bir Talat gider, 1000 Talat gelir. Bu videonun da sonuna geldik. Video bayağı uzun oldu. Eğer istenirse devamında gelişen olaylar hakkında katilin yargılanma sürecini ve Türkiye'ye naaşının gönderilmesini başka bir videoda anlatabilirim. Video hoşuna gittiyse beğenip abone olmayı unutma. Şimdilik hoşça kal.